Malum hafta sonları bir yere gidemedikken yaptığımız portföy sunumlarına devam ediyoruz. Bugün de Bekir abi, Bekir Bey yanımda, Bekir Özkaya. Hemen şimdi Bekir Bey'i tanıyalım. Üzerine bir de çok güzel bir portföy var. Onun üzerine de bilgi alalım. Evet Bekir Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba Sinancığım, teşekkür ederim. Öncelikle emeklerin için, enerjin için. 45 yaşındayım. 11 yaşında ikiz çocuklarım var, oğullarım var. Evliyim. 9 Eylül Üniversitesi'nde inşaat mühendisliğinde lisansımı tamamladım. Ekonomi Üniversitesi'nde de, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde de işletme masterımı tamamladım. 23 yıllık inşaat mühendisiyim. 16 yıldır da taşınmaz ticaretiyle uğraşıyorum. Taşınmaz ticaretinin yapım aşamasında da vardım, kontrollük aşamasında da vardım müşavir firmalarda ve bir kişilik yani mahkemelerde bir kişilik aşamasında da vardım. O işin her kısmında oldum, bulundum. Son Haziran'dan bu yana da Remax Fresh bünyesindeyim. Daha kurumsal bir şekilde işlerimize devam etmek istedim. ACP lisansım var. Uluslararası akredite ticari gayrimenkul uzmanlığı sertifikam var. Ticari gayrimenkul çalışmaya çalışıyorum. Yani o konuda uzmanlaşmaya çalışıyorum. Bu konuda Ulvi Kocaeli'den, bu işin duayenlerinden ve Avni Sağlam'dan eğitimler aldım. Daha çok ticari gayrimenkulle yönelmeye çalışıyorum ama ticari gayrimenkulle uğraşırken illaki o kişilerin konutları da oluyor, özel konutları da oluyor. Onlarla da ilgilenmemizi istiyorlar. Çünkü müşteri sadakatini sağlamış oluyoruz. Yani başka birisiyle muhatap olmak istemiyor. Memnun kalıyor genelde verdiğimiz hizmetten. Burayla da sizi ilgilendirdiler dediler. Hatta bu birazdan sunacağım portföyde ticari taşınmasıyla ilgilendiğim bir müşterimin, dostumun konutu güvenlikte. Bu şekilde işlerimize devam ediyoruz Sinancığım. Şu an için bir sıkıntı yok. Gereken eğitimlerimizi alıyoruz, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pazarlama faaliyetlerimiz sonumuz devam ediyor. Çok teşekkürler Bekir Bey. Şey soracağım. O zaman hemen şeye bakalım. Şu güvenlikteki taşınmaza bakalım. Benim Urla'nın çok sevdiğim bir bölgesi. Neden çok seviyorum? Huzurlu, sessiz, sakin. Aynı zamanda da ulaşım çok kolay. Yani denize zaten portföyümüz 230 metre. Yani yat limanına ve plaja. Aynı zamanda yolluca askeri tesisleri var. Askeri kamp var. Oraya da 600 metre. Zaten caddeye çok yakın. Yani cadde 20 metre, otobüs durağında 75 metre. Yani bu lokasyon gerçekten çok güzel. Toplu taşıma gerçekten arada sıkıntı olabiliyor. O yüzden şey güzel bir ayrıntı şey için Çok Urla'yı. büyük avantaj Sinancığım. Yani genelde yazlık bölgelerde yani kendi aracınız olmazsa problem yaşayabiliyorsunuz. Burada öyle bir şey yok. Yani tüm sosyal donatıları yani marketler, sağlık ocağı, ondan sonra deniz, liman, marina hepsine yakın bir pozisyonda. Çok güzel bir bahçesi var. Şu gördüğümüz bina normal 3 bağımsız bölümden oluşuyor. 3 kardeş bunu zamanında 89 yılında kendileri için yapmışlar. Hala da kendileri kullanıyor. Yani ilk sahibinden derler ya arabalarda. Bu da öyle. 89 yılında kendileri için yapmışlar ve 89 yılından bu yana da kendileri kullanıyorlar. Şurası bakın şey sahil. Sahilde Evet. otel var. Şurada da Aren Beach var. Hemen gösterdiğim yerde. Oraya mesafesi 230 metre hatta 230 bile değil 200 metre. Şurada da zaten hemen 75 metrede otobüs durağı var. Buranın 173 metrekare toplam kullanımı var. Bunun 43 metrekaresi bahçe, 130 metrekaresi de şey bina yani kapalı alan artı verandalar, balkonlar. Arsası toplamda 334 metrekare. Yani şöyle göstereyim ben size şuradan. Şu komple binanın oturduğu arsa 334 metrekare. Bizim binamız şu mavi çerçeveli çevirdiğimiz bizim kullanımımızdaki alan dediğim gibi toplamda bahçesiyle beraber 173 bahçesi hariç 130 metrekare. Gayet şey kullanışlı ve bunun arsa payı da 334 metrekarede %42. Yani 140 metrekarede arsa payı var bunun. Yani şöyle bir avantajı var. Normalde hani ikizler çok tercih edilmeyebilir ama burada
İki cepheye de bakan bir bu taraf şey. Bu bölüm iki tarafa da bakıyor. Yani hem 172 hem 182 sokağa bakıyor. Hepsinin ayrı girişi var her bağımsız bölümün. Birbirleriyle de duvarlarla separe edilmiş, ayrılmış durumda. Yani buranın şeyle birbirleriyle bir muhataplığı olmuyor. Zaten kardeş oldukları için daha önceki sahipleri zaten sıkıntı olmamış ama hani şey yapmak isteniz, hani bağımsız takılmak isterseniz de yine bahçeniz zaten ayrı duvarlarla ayrılmış durumda. Bakın şurada daha net görünüyor. Evet. Üst katta balkonu, alt katta verandası. Verandasında barbeküsü var. Birazdan göreceğiz. Onu da İçeride salon kısmında da şöminesi var. Buranın hoşuma giden bir özelliği, ahşabı çok güzel kullanmışlar. Hem kapılarda, hem pencerelerde, hem panjurlarda, pergolelerde çok güzel bir şekilde kullanmışlar. Ahşap ve mermer uyum içinde. Yani bakımlı bir bina. Kendileri oturduğu için yaptıklarından beri bakımlı. Öyle hani kırığı, döküğü, çıkığı herhangi bir şey yok. yani şey de güzel. Bizim bu bölgede hep su alma sıkıntısı var ya, sanki duvarlarda öyle bir sıkıntı yok gibi geliyor. Hiçbir sorunu yok Sinancığım. Yani deprem de görmüş, sel de görüldü. Yani bunlarla alakalı herhangi bir sıkıntı, zeminden alınan herhalde bir yeraltı seviyesinden kaynaklı herhangi bir rutubettir. Hiçbir şey yok. Yani zaten yeni boya yapılmış bir yer değil, kullanılan bir alan burası. Olsa zaten her şey görünüyor da. Sahipleri yaz kış kalıyor mu, yoksa sadece yazları mı geliyorlar Sürekli sürekli? kalıyorlar. Yani bir anne ile oğul var. İki kardeş daha var. Onlar bizim işte otel sahiplerimiz. Ama şu anda kardeşlerden bir tanesiyle anne kalıyor. Yaz kış kalıyorlar. Şeyde normalde güzel yılda oturuyorlar ama şeye gelmiyorlar artık. Şehre gelmiyorlar anne oğul. Diğer çocuklar da yine hafta sonları müsait oldukları zaman geliyorlar. Bakın verandası şeyi çok Bugün keyifli. Yani bahçesi çok keyifli. Yani ulaşımın rahat olması çok güzel. Yani biz burada genelde yazlıklarda şey sorunu yaşıyoruz. Yani taşıma. araban olmadığı zaman bir iş yapamıyorsun. Yani bu iş sadece kendinizle alakalı değil. Çocuğunuz olacak. İşte eşinizin yani her evde iki tane araba olmayabilir. Dediğiniz gibi çok şey bir şey, önemli bir şey, çünkü yani hani birinin arabası oluyor, birinin arabası olmuyor. Bu sefer veya şeyiniz geliyor, bir yakınınız geliyor, onda araba olmayabiliyor. O yüzden yazlığın veya bir evin toplu taşımaya uygun şey olması, yakın olması gerçekten çok önemli. Evet. Sinancığım burada da görünüyor. Bakın bu Remax balonun olduğu yer bizim satılık portföyümüz. Yani şurası hemen Aren Beach. Yani yat limanı. Ya, hani yat limanıyla işiniz olmayabilir ama sonuçta denizde zaten işiniz olacak yazlıkta. Şurası da yollucu askeri kampı. Yani ben de bir asker çocuğuyum. Biz buraları çok kullandık zamanında. Hani burada bu bölgede şeyde yani profilde emekli askerler de çok fazla yani demografik yapısında şey var. Yani emekli askerler, öğretmenler yani o tarz insanlar çok fazla yaz kış kullanıyorlar. Mesela pandemi döneminde şu anda bu kamplar kapalı ama normal zamanda şey yapıyorlardı. Günlük mesela şeyi kullanıp kampı kullanıp akşam evine geliyor. Yani buralarda zaten kiralık bulma şansınız çok düşük oluyor ve şu anda bile yok da zaten yazın hiç bulamıyorsunuz. Bakın burada işte Çeşmealtı Marinası. Şurada zaten dolmuş durakları da var. Şu yol bizim işte şuradaki şeyde Mehmet Ali Güven Caddesi. Hemen sol tarafında da otobüs durağı var. Aren Beach kullanmak istemezseniz 750 metrede Çeşmealtı Plajı var. Mavi Plaj. Oraya gidebilirsiniz. Veya işte yolluca eğer askeri bağlantınız varsa yolluca askeri testlerini kullanabilirsiniz. Buradan da görülüyor. Yani hem pergoleler hem panjurlar ve içerideki kapı ve ahşap işleri, mutfak işleri hepsi şey, çıralı cam ahşaptan yapılmış ve mermer kullanılmış. Yani yeni bina değil ama çok bakımlı, lokasyon olarak çok değerli bir yerde, çok insanın tercih edebileceği bölgede. Peki, Bekir Bey, bunun fiyatı nedir ve çevredeki konumdaki diğer portföylere göre durumu nasıldır fiyatın? Sinancığım buraya istenen fiyat 1 milyon 550 bin lira. Satıcılarımız ciddi, motive satıcılar. Yani zaten yani
uzmanlık alanım gereği hani çok fazla şeyle uğraşmıyorum. Yani ben ticari gayrimenkullerle de uğraşırken bir rakip pazar analizi yaptıktan sonra istediğimiz fiyatlara yakın fiyatlar talep edilmiyorsa uğraşamıyoruz. Çünkü boşu boşuna bir zaman harcamış oluyoruz, emek harcamış oluyoruz. Yani bölgedeki emsallerine göre yani tercih edilebilir. Ve şöyle bir avantajı var buranın. Satıcılar gerçekten motive, ciddi satıcılar. Hani biz hani bir bakalım ne eder veya bakalım satabilecek miyiz tarzında insanlar değil. Satıp kendi ticaretlerinde kullanacaklar. Yani buraya gelecek teklifleri çok rahat iletebiliriz. Müşterilerimiz o konuda yani sıkıntı yaşamazlar. Yani ketum değiller fiyatlarda. Öyle bir avantajımız var. Yani rakam olarak da çok fazla emsal yok zaten. Yani bunların hani o bölgede alan insan kolay kolay satmıyor. Yani kullanmıyorsa dahi kiraya veriyor. Yani toplasanız orada 13-15 tane Güvendik Mahallesi'nde şu anda satılık dubleks mesken bulabilirsiniz. Yani bunun işte yenileri biraz daha geride oluyor. Benim için hani binayı yenilersin. Ben şu an zaten kendi mesleğimiz. Yani tadilat da yapabilirsin, yıkıp yeniden de yapabilirsin. Ama benim için bir yerde önemli, taşınmaz önemli olan şey lokasyon. Çünkü lokasyonu değiştiremiyoruz. Yani lokasyon belli. Benim için lokasyon planı yani bu taşınmazın mesela iki sokağa aynı anda bakması, köşk pozisyonda olması. Hem 170 hem de 182 sokağa bakması büyük avantaj. Yani burada karanlık herhangi bir yer yok. Ferah. Yani sokaklar zaten geniş. Burası müşterilerimizin değerlendirebileceği bir portföy. Yani fiyat konusunda da esneklik gösterilebilir. Şu anda istenen, talep edilen fiyat 1 milyon 550 bin lira. Siz tabii de şey gözüyle bakıyorsunuz ya, yani inşaat mühendisi gözüyle de bakıyorsunuz. O yüzden şey, evin temiz durumda oluyor olması, hem işte baktığımız vakitte şey, yeni bina değil sonuç itibariyle, ama hala düzgün ve yerinde duruyor olması, sizin de onayınızdan geçiyor olması çok önemli. Gerçekten çok güzel duruyor. O yüzden efendim bir şey diyeceğim. Teklifler için muhakkak, fiyat teklifleri için muhakkak bize ulaşın. Yeri görmek istiyorsanız da birebir Bekir Bey'in iletişim bilgileri videonun altında olacak. Herhalde çok durmayacak bu da, bu portföylerden bir tanesi. Hayırlısı Sinancığım. Yani az önce söylediğin gibi ben zaten mesleğim gereği konuya biraz daha farklı bakıyorum. Yani bu sadece bir malın pazarlanması, bir gayrimenkulün pazarlanması değil, aynı zamanda inanılması gerekiyor. Yani ben herhangi bir sıkıntısı olsa zaten 15 sene dediğim gibi yani yerelde de kendim bu işlerle uğraştım. Hiçbir zaman müşteri sadakatini kaybetmek istemem. Yani oradan belli bir miktar hizmet bedeli alınacak diye kişilerin daha sonradan sürprizlerle karşılaşmasını istemem. Bir şey olduğunu bilsem veya tespit etsem kesinlikle onu alacak kişinin, alıcı adaylarının şeyine sunarım. Yani görüşüne sunarım. Derim ki böyle böyle bir şey var. Yani onlar en azından bilsinler, ona göre hareket etsinler. Yani alıp almamak veya kiralayıp kiralamamak kendi inisiyatiflerinde. Gerçekten çok çok önemli, çok önemli Bekir Bey. Çok teşekkürler vaktiniz için. Diğer portföylere de bakıyor olacağız. Zaten çok hızlıca görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Selcim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Görüşürüz.